Sayın İsmail Turan. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Divan, çok değerli Genel Başkanım, tüm omuzun çok değerli yönetim kurulu üyeleri, oda başkanlarım ve Ankara'nın meslektaşlarım. Hepinizi şahsımda Konya Mahalli Müşavirler Odası'na saygıyla selamlıyorum. Genel meslektaşlar, bize Konya Mahalli Müşavirler Odası olarak 12 Mayıs'ta bir yatırımımızı yaptık. Evet. Ve Türkiye'nin en büyük odalarına olmamıza rağmen tek size seçtik. Bu da mesleki birlik beraberliği ne kadar Konya'da yaygın olduğunu gösteriyor. Değerli meslektaşlarım, biliyorsunuz genel kurulumuz yapılıyor. Hep bağımsız denetim, TTK gibi konular konuştuk. Tabii bugün meslek görüş arkadaşlarımızın yaşadığı en önemli sorunlardan biri 4 dolu genelde. Bugün inceleme elemanlarının yapmış olduğu raporlarda meslektaşlarımız sorumluluk altında 4 dolu tebliğe paralel olarak cezalara maruz kalıyordur. Geçmişte de TÜRMOB'da görev yapmış ve 2,5 sene vefat etmiş olan bir meslektaşımız 4 dolu tebliğinden dolayı 2,5 yıl sonra ailesine 2 trilyon sorumluluk geldi. Biz bunları konuşmamız lazım. Bunları çözmemiz lazım. Onun için mesleğimiz inşallah önümüzdeki yıllarda çok iyi bir kazanacağı inanıyorum. Bir de İzmir Oda Başkanımız bağımsız denetimle ilgili kurs açan Oda Başkanı'na yakın aradı. Ben de diyorum ki yeminli mali müşavirler bir durduraydık. Yeminli mali müşavirler durmadı. Bütün illerdeki o 20'şer 30'ar kişilik gruplar halinde meslek mühendisliği arkadaşlarımız Sakarya Üniversitesi'yle temasa geçerek eğitimleri bulunduğu yıllarında aldılar. Şu anda 2005'te yakın bağımsız denetçilik kurslarını tamamlayan arkadaşımız var. Yeminli mali müşavirlerin tamamı bitirmiş durumda. Onun için biz de Konya'da Selçuk Üniversitesi'niz bu yetkiyi aldı. Bununla beraber yaptık. Biz Konya'da müsaade etmesek odamızda mutlaka bu işler otel lobilerin olacaktı. Onun için biz üyelerimize hizmet ettiğimizden dolayı bağımsız yetkilerini aldık. Biz doğru yaptığımızı biliyoruz. Çünkü TÜRMOB aslında doğru işler yaptı. Niye doğru işler yaptı? Ücretsiz eğitimleri vermiyor öncülüğünde bütün odalarımız. Bunu kabul etmediler. Ama burada kamu gözetim kurulu böyle bir tebliğ yayınladı. Belli bir ücret karşılığında yapılıyor bu işler. Aslında TÜRMOB'un ne kadar haklı olduğu buna görülmüş oldu. Onun için odalarımız bu işe biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Ben tekrar 21. Genel Kurulu'nun Ankara'mıza, ülkemize, mesleğimize, meslektaşlarımıza hayırlar getirdim.